Huawei'nin MateBook serisine yeni modeller gelmeye devam ediyor. Serinin en hafif akıllı amiral gemisi olma özelliğine sahip olan yeni MateBook X Pro bu yayında konuğumuz olacak. Hem tasarım tarafında hem de güçlü donanımıyla öne çıkan yeni MateBook, dizüstü bilgisayar pazarında Huawei'yi bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. O halde sözü çok uzatmadan MateBook X Pro'yu yakından tanıyalım. Huawei'nin geçen yıl satışa sunduğu MateBook X Pro'yu ilk günden bu yana kullanıyorum ve gayet de memnunum. Açıkçası MateBook serisinde her modelin kendine has bir dizi özelliği olsa da MateBook X Pro'ların yeri bende başka. Bu nedenle şu an incelemekte olduğum bilgisayarı merakla bekliyordum ve kutusunu ilk açtığımda gerçekten de şaşkınlık yaşadım. Çünkü tasarım tarafında önemli değişiklikler var. Özellikle de bu kadar hafif ve ince bir bilgisayar beklemiyordum. Güzel bir metalik mat kaplamaya sahip, cilt dostu olan yapısı ve beraberinde magnezyum alaşımının kullanımı ile birlikte mikro arc oksidasyon kaplama işlemi bu cihazı daha taşınabilir, daha dayanıklı ve dokunması hoş bir hale getirmiş. Bu noktada diğer tüm MateBook serisinin ayrıştığını da söylemek gerekiyor. 15.6 mm inceliğinde, 1.26 kilo ağırlığında ve bu sayede taşınması gerçekten de oldukça kolay. Çantanıza attığınızda dahi ağırlığını hissetmeyeceğiniz bir bilgisayardan söz ediyoruz. Bu ince hafif yapı aynı zamanda pürüzsüz bir metal gövdeye sahip. Hayli hem sağlam hem de korozyona dayanıklı bir yapısı var. Renk tarafında da kullanıcılara iki seçenek sunulmuş, uzay grisi ya da kullanmakta olduğum mürekkep mavisi kasalı modeller arasında tercih yapabiliyoruz. Bugüne kadar uzay grisi renkte görmeye alıştığım MateBook serisine bu mavi tonların yakıştığını da söylemeliyim. Ekran büyüklüğü de pek çok kullanıcı için ideal. 14.2 inçlik gerçek renkli Full View ekranıyla gerçeğe çok daha yakın bir görüntü elde edebiliyoruz. P3 ve sRGB ile birlikte sürükleyici görüntüleme ve internette gezinme deneyimi elde ederken zengin renk derinliği de önemli bir başka nokta. 1.07 milyar renk sunan bu özel ekran pürüzsüz renk geçişlerini mümkün kılarken daha doğal görüntüleri ekrana yansıtıyor. Diğer MateBook serisinde olduğu gibi bu ekranın da göz sağlığını koruyan yanı var. Uzun saatlerimizi ekran başına geçirdiğimize göre elbette bir ekranın gözleri yormaması çok önemli. Bunun için de yeni MateBook X Pro'nun ekranı hem ışık yansımasını %60 oranında azaltıyor hem de bu ekran manyetik olarak kontrol edilen bir nanooptik katmanla kaplı. Bu da haliyle floresan aydınlatma ya da güneş ışığı altında olunduğunda dahi ekrandaki içeriklerin net bir şekilde görünmesini sağlıyor. Açık havada bilgisayarlarıyla çalışmak isteyenlerin fazlasıyla seveceği bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca düşük mavi ışık ve titreşimsiz testler de dahil olmak üzere 17 farklı testten geçen bir ekran kullanıyoruz. Haliyle ekrana saatlerce de baksak gözlerimiz yorulmuyor. Yeni MateBook X Pro'nun ekranı sağlam bir yapıda olduğundan dokunmatik ekranı kullanmaktan da çekinmemize gerek yok. Çizilmeye ve aşınmaya karşı da oldukça dirençli ve uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabiliyoruz. Bu özel ekran Nature Tone ve Smart Brightness yani akıllı parlaklık ayarına da sahip. 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen bu gelişmiş ekran bizim müdahale etmemize gerek kalmadan ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ortam koşullarına göre kendi belirleyebiliyor. Ekran çerçeveleri oldukça ince bir yapıda, ekran gövde oranı %92 seviyelerine ulaşırken 3'e 2 görüntü oranında yeni MateBook X Pro'yu öne çıkaran bir başka özellik. Ekranımıza daha fazla şey sığdığından ofiste işlerimizi yaparken ya da film izlerken daha keyifli bir deneyim elde edebiliyoruz. Ön kamera için de bir parantez açmak istiyorum. Önceki modelin aksine kamera klavyede gizli değil, üst çerçeveye konumlandırılmış. Klavyeye gizlenen kamera, gizlilik ve güvenlik tarafında bence Huawei'nin güzel bir buluşuydu ve birçok MateBook modelinde de bu tasarımı gördük. Güvenlikte üst düzey koruma sağlasa da kamera açısı olarak beni çok da tatmin etmiyordu. Şimdi doğrudan ön kameranın ekran üzerine yer alması bence kesinlikle daha iyi olmuş. Yeni MateBook X Pro adında geçen Pro'ya yakışır bir donanmaya sahipliği yapıyor. Intel'in zorlu pek çok testinden geçen ve hareket halinde üretkenliğe öncelik veren dizüstü bilgisayar modellerine verilen Intel Evo sertifikası ile geliyor. 12. nesil Intel Core i7 işlemciden gücünü alıyor ve tümleşik Intel Xe Iris grafik yongası kullanıyor. Önceki nesille kıyaslandığında da fark çok bariz, %117'ye varan bir performans artışı. LPDDR5 bellek ve 1 TB SSD depolama birimi de bu güçlü donanıma eşlik ediyor. Haliyle veri aktarımımız oldukça yüksek seviyelerde, bu bilgisayarı kullanırken uygulamalar oldukça hızlı çalışıyor, daha düşük güç tüketimine neden olduğundan batarya ömrünün uzamasında da önemli bir rol üstleniyor.
Her şey iyi hoş da saatlerce bu cihazı kullanırken, zorlu uygulamalarla zaman geçirirken performans kaybı yaşıyor muyuz? Aşırı ısınmadan dolayı soğutma işini iyi yapıyor mu mesela? Bu konuda Huawei diğer MacBook'larda olduğu gibi yine etkin bir soğutma sistemi kullanıyor. Çift Shark Fin Fan sistemi ve 3 boyutlu hava girişi daha fazla ısı dağıtma alanı ile ısı dağıtma verimliliğini ve tüm sistemin performansını arttırıyor. Bir diğer önemli nokta da akıllı sıcaklık kontrol sistemi sayesinde sıcaklığın akıllı bir şekilde ayarlanarak dizüstünün daha verimli çalışmasını sağlanması. Yani hem etkin bir soğutma sağlanıyor ve performans korunuyor, hem de bu özel tasarım sessiz bir çalışma ortamı sunuyor, gürültü kirliliği yaratmıyor. Yeni MacBook X Pro'da kullanılan donanım bileşenleri yüksek performans sağlamalarının yanı sıra bataryaya da olabildiğince az yük bindirdiğinden batarya ömrü de uzuyor. Bataryayı şarj etmek için de öyle saatlerce beklemeye lüzum yok. Beraberinde gelen 90 Watt süper şarj adaptörüyle birlikte yarım saat boyunca bilgisayarı şarja taktığınızda %0'dan %58'e bataryanın dolduğunu görüyorsunuz. Bu adaptörü diğer Huawei bilgisayar, tablet ve telefonlarınızla da kullanabiliyorsunuz. Yani yanınızda ayrıca bu cihazlar için adaptör taşımanıza da gerek yok. Tek bir adaptör komple çözüm sunuyor. Ses performansı da oldukça iyi. Üzerinde 6 hoparlör bulunuyor. Tizler gayet net ve güçlü bas sesleri bir araya getiren özel bir yapı kurulmuş. Film izlerken surround ses deneyimini yaşama şansı bulurken istenmeyen gürültü de etkili bir şekilde azaltılıyor. Bilgisayar üzerinde bulunan 4 mikrofon sesinizi uzun mesafeden net bir şekilde alabilirken yapay zeka temelli gürültü engelleme teknolojisinin de desteğiyle ortam gürültüsünü ortadan kaldırıyor. Bir kafede otururken arkadan gelen sesler bastırılırken görüşme sırasında tuşlama yapıyorsanız tuşlama sesi mikrofona ulaşsa da bu gürültü filtreleniyor ve mikrofon sesinize odaklanıyor. Böylece toplantılara katıldığınızda görüşmeleriniz sekteye uğramamış oluyor. Toplantılardan söz açılmışken ön kameranın sunduğu bazı kullanışlı özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Ön kamera net görüntü alabilmesinin yanında otomatik yüz takibi yapabiliyor, konuşan kişinin hareketini takip ederek kişiyi kadrajın ortasında tutabiliyor. Kullanıcılar görüşme sırasında göz temasını da kaybetmiyor ve gerçek zamanlı olarak düzeltilebiliyor. Buna bir de sanal arka plan ekleme özelliğine dahil edilmesiyle çok yönlü bir çözüm sunulmuş oluyor. Yeni MacBook X Pro portları bakımından da en yeni teknolojileri kullanıyor. Çift Thunderbolt 4 portu sayesinde 2 adet 4K veya 1 adet 8K monitör desteği sunuluyor. Ayrıca kablo üzerinden 40 Gbps'yi bulan maksimum hıza ulaşılabiliyor. Ayrıca çift antenli geniş bant Wi-Fi 6E adaptörü de bu cihazda mevcut. Kablosuz olarak maksimum 2.4 Gbps'ye varan aktarım hızlarını görebiliyoruz. Biyometrik güvenlik tarafında iki etkili yöntemden birini kullanabiliyoruz. Dilersek güç tuşunun üzerinde bulunan parmak izi sensörünü tercih edebilirken, istersek de yüz tanıma kamerasını kullanarak bilgisayarımıza erişebiliyoruz. Her iki yol da güvenli ve oldukça hızlı çalışıyor. Son olarak klavye FreeTouch'a bakalım bir de. Klavye MacBook serisine yakışır bir kalitede. Tuşlama oldukça rahat ve sessiz çalışıyor. Klavyede arkanın aydınlatmanın bulunması da tabii ki önemli. FreeTouch ise kontrolü kolaylaştıran bir yapıda ve oldukça da büyük bir alan kaplıyor. Ama çok daha fazlasını bu yüzey üzerinde yapabiliyoruz. Bir pencereyi küçültmek için sol üst köşeye bir kez, pencereyi kapatmak için sağ üst köşeye yine bir kez, ekran görüntüsü almak için orta noktaya iki kez dokunuyoruz. Ekran kaydı almak istediğimizde ise iki parmağımızla orta noktaya iki kez dokunurken, ekran parlaklığını kısıp arttırmak için de sol kısımdan yukarı aşağı parmağımızı kaydırıyoruz. Ses açma kapama için de bu kez aynı kaydırma işlemini sağ kısımda yapıyoruz. Hızlı ileri geri sarma için de üst kısımda soldan sağa ya da sağdan sola kaydırma yaparken bildirim merkezini görüntülemek için de iki parmağımıza yüzeyin dışından dokunmatik yüzeye doğru sağ kısımdan kaydırma yapıyoruz. Bu büyük dokunmatik yüzeyi kullanmaya alıştığımızda aslında ne kadar işlerimizi hızlıca ve pratik bir şekilde halledebileceğimizi göreceğiz. Sonuç itibariyle yeni Huawei MacBook X Pro önceki nesle göre epey yol kat etmiş ve pek çok kullanışlı özelliği de bünyesinde toplamış. Uzun yıllar yüksek enerjinize ayak uyduracak, sizi yarı yolda bırakmayacak seviyede güçlü ve hafif bir yapıda bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız yeni MacBook X Pro'ya şans verebilirsiniz. Bu videomuzda 2022 yılının en iddialı dizüstü bilgisayar modellerinden biri olmasını beklediğim yeni MacBook X Pro'yu yakından inceledik. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.